Giovanni Terracciano. I'm from Napoli. Merhaba, ben Giovanni Terracciano. Napoli doğumluyum. Son 6 yıldır İstanbul'dayım. Mövenpik'ten önce birçok farklı şirkette çalıştım. Neredeyse 2 yıldır Mövenpik'teyim. Çok mutluyum. Çok iyi bir takımım var. Ve her şey güzel gidiyor. Çocukken başladım. 1988'den 1992'ye kadar lisedeydim. Otelcilik lisesinde. Otelcilik lisesinden sonra İtalya'da değişik restoranlarda çalışmaya başladım. Ve sonra 1996'da İtalya'nın dışında ilk deneyimimi yaşadım. Endonezya'ya gittim. 24 yaşındaydım. Ve oraya bir İtalyan şefi olarak gittim. Bir otelin İtalyan restoranında bir İtalyan şefi olarak. İstanbul'da ilk olarak 2001-2002 yılları arasında geldim. Taksim'de başka bir şirketle çalışıyordum. Sonra 2007'de başka bir şirkette çalışmak için geri döndüm. Ve bu son 6 yıldır, neredeyse hatta 7 yıldır İstanbul'dayım. Bugün siyah trüf yağıyla dağ mantarlı risotto yapacağız. Sonra rosti patatesle Zürich usulü süt danası yapacağız. Sonra tiramisu yapacağız. Okay, now we will start. Tamam, şimdi risotto ile başlıyoruz. Burada tüm malzemelerimiz var. Soğanımız var. İlk zeytinyağı ile soğanları soteleyeceğiz. Sonra pirinci ekleyeceğiz. Pirinci biraz kavuracağız. Sonra sebze suyu ile pişirmeye başlayacağız. Sonra diğer elimizle mantarları ekleyeceğiz. En sonunda da üstüne siyah trüf mantar ekleyeceğiz. Tamam. Başlıyorum. Hadi risotto ile başlayalım. Zeytinyağı, soğanlar ve sebze suyu. İşte soğanlar burada. Biraz zeytinyağı ile soteliyoruz. Ateş gitti. Tamam. Soğanlar neredeyse sotelendi. Pirinci ekliyoruz. Pirinci kavuracağız. Şimdi neredeyse sotelendi. Pirinci çok fazla kızdığı zaman beyaz şarap ekleyeceğiz. Beyaz şarabın buharlaşmasını bekleyeceğiz ve sonra sebze suyuyla pişirmeye başlayabileceğiz. Eğer örnek vermek gerekirse, sebzeli risotto yerine deniz ürünlü bir risotto yapsaydık, güzel bir balık suyu elde edebilirdik. Belki karides başlarıyla, ıstakozun kabuğuyla güzel bir balık suyu yapabilirdik. Biraz beyaz şarap ekleyeceğiz. Şimdi risottodaki beyaz şarap buharlaştı. Sebze suyuyla pişirmeye başlayabiliriz.